Sevgili Cem TV izleyicileri, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı özel programına hoş geldiniz. Son zamanlarda her şeyi unutuyoruz. Kurtuluş Savaşı'nı unuttuk, kazanımlarını unuttuk veya unutur gibi olduk veya unutturulmaya çalışılıyor. Yine Kıbrıs Harekatı, Kıbrıs Harekatı'nda unuttuk mu, unutuyor muyuz, unutacağız mı bilemiyoruz. Galiba balık hafızalı olmaya başladık. Bugün biz Kıbrıs Barış Harekatı'nı o günü yaşayanlarla, gazilerimizle ve o günün kahramanlarıyla beraber sizlerle paylaşacağız ve anımsayacağız. Kimler var? Bu arada önce günün, o günün şehitlerini ve tüm şehitlerimizi saygıyla, rahmetle anarak başlıyoruz programımıza. O gün kimler vardı? Neler oldu? Bugün kimler var aramızda? Bugün özellikle seçtik. İçimizde şu anda Şengül Özpağ'da var. Şengül Özpağ'da'ya biz şöyle bakıyoruz. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında 6-7 yaşında Kıbrıs'ta yaşayan ve kendisi Kıbrıslı olan o günün çocuğu, bugün Atatürk Düşünce Derneği'nin İstanbul Başkanı. O günlere beraber gideceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine Muhammed Gülenç, Atatürk Düşünce Derneği Başkanı. Pendik Şubesi Başkanı, yine beraberce, o zamanlar 15 yaşındaydı ama tarih kitaplarını çok iyi inceliyor, çok iyi okuyor. Onun tarihsel bilgilerinden faydalanacağız. O günün koşullarında yine 15 yaşında olan, nasıl Kıbrıs'ta gençler, çocuklar olayları hafızalarında kazınmış ve hatırlıyorlarsa, İstanbul cephesinden baktığımızda da bugün Türkiye Profesyonel Boks Federasyonu'nda, Birleşik Boks Federasyonu'nda başkan yardımcılığı yapan Davut Aydöner, hoş geldiniz. Beraberce biraz sonra 14-15 yaşlarımıza gideceğiz. Ve o günün Barış Harekatı'nın gazileri, bugünün gazileri ama o günün askerleri Osman Yıldız ve Ali Öztürk, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz şunu yapmak istiyoruz. O gün hangi duygulardayız? Biraz evvel de söylediğimiz gibi balık hafızalı olmayalım. O günleri bir hatırlayalım. Çünkü 44 sene geçti. 43 bitti, 44 oldu. Birçok izleyicimiz şu anda o dönemde belki de yaşamıyordu. Veya yaşayanlar da bir daha böyle bir hatırlayalım. Neler oldu, neler oluyor? Bugün sadece o günü hatırlamaya çalışacağız. Yani o günden bu yana neler oldu da, neler değişti de, neler değişmeliydi de gibi kısımlara girmeyeceğiz. Ben Şengül Hanım'la 6-7 yaşına gidiyorum. Evet. 6-7 yaşlarında Şengül Özpağ'da küçük bir çocuk ve o günün Kıbrıs'ında neler hissediyorsunuz? Beraberce oralara gidelim. Öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olarak böyle özel bir günde burada olmak çok çok güzel bir olay. Onu anlatamam tabii ki. 6 yaşındaki bir çocuğun anıları tabii çok farklı oluyor. Şu anki düşüncelerimizi düşününce daha da bir üst düzeylerde oluyoruz. 6 yaşındaki en büyük anılarımdan biri gözümü bir portakal ağaçlarının arasında açmam. Tam savaş başladığı anda herkes kaçmaya başlıyor. Herkes, bütün aileler birbirlerini kaybediyor. Kimse birbirini bulamıyor aile fertleri arasında. Gözümü açtığımda kimse yanımda yoktu aile fertlerinde. Babam her zaman benim kahramanımdı. Kıbrıs mücahitlerinden. O gün de o kadar korkuyoruz ki ne yapacağımızı şaşırmışız. Sığınacak ne annemiz ne babamız var yanımızda. Herkes birbirini arıyor, herkes koşuşturuyor. Öyle bir telaşlar yaşıyoruz ki yine Rumlar bizi kesecek imajı var. Olayın ne olduğunu o dakikada farkında değiliz. Tabii ki 6 yaşındaki bir çocuk ne kadar düşünebilir ki? Ama pardon, oraya bir şey söyleyeceğim. 6-7 yaşındaki çocuk aslında bazı duygular yaşıyor. Yaşadığı duygular neydi o sırada? Korku. Yaşadığı korku vardı. Korku. Askerin gelip kendilerini kurtaracağı değil de öbür taraftaki Kıbrıslı'nın, EOKA'cının kendisine gelip yapacağı taciz vardı. Taciz vardı. En büyük korkumuz oydu zaten. Gelip öldürülmekti. Herkesin kaçmasının nedeni oydu. Kaçarken de öyle bir noktaya geliyorsunuz ki Rum askerlerinin sağda solda görüyorsunuz. Onlarla karşılaşıyorsunuz. O sırada işte ben ağaçların arasındayız, koşuşturuyoruz. Benim en büyük anımda koşarken ayakkabının kopması aklımda kalıyor hep. En çok o kalıyor.
Sonra babamla karşılaşıyorum. Yani o kalabalığın arasında koşarken... Babanız mücahit miydi o zaman? Babam mücahitti, Kıbrıs esirlerindendi. Daha sonra mücahit olan babam esir düşmüştü. En büyük anım, aklımda kalanlardan en büyüğü buydu. Ve koşuşturma, de, panik. Koşuşturma, panikti. Herkes can havliyle ne yapacağını şaşırmış bir durumdaydı. Ve Türk askerleri nerede diye bağırıyordu. En çok aklımda kalan onlardı. Kimler çünkü, bağırıyordu? Oradaki halk, Kıbrıslı halk olarak bağırıyordu. Halk bir an evvel bizi kurtarmasını askerin gelsin ve beni aynen kurtarsın öyle diyordu. Ve geç kaldılar, neredeler diye. Onun bir telaşı vardı aramızda. En büyük hatırladığım anılarımdan biri bu. Evet izleyiciler, sayın izleyiciler. O dakikalarda, o saniyelerde, o zamanda yaşanan bir panik vardı. EOKA vardı. EOKA'nın tacizi vardı. Hatta ölümler vardı. Küçük çocuklar, o günün küçük çocukları paniği, korkuyu yaşıyordu. Büyüklerse daha büyük korkular içerisinde, çocuklarını koruyamamanın endişeleri içerisindeydi. Peki o dakikalarda, o dönemlerde orada Kıbrıslılar bunları düşünürken acaba İstanbul'da veya Türkiye'de diyelim biz ona, Türkiye'deki gençler, insanlar nasıl bakıyordu olaylara? Davut Bey'e öyle gidiyoruz ama Davut Bey'e derken o zamanki Davut'a gidiyoruz. 14-15 yaşındaki Davut bu uzaktan gelen sesi nasıl duyuyordu? Evet, Sayın Karaoğlu. Tabii çok zor. Hem duygu yüklüyüz, hem bir tarihe şahitlik yapmanın onurunu taşıyoruz. 43 yıl öncesine gitmek, 43 yıl önce yaşamış olduğumuz duyguları hatırlamak bizi ciddi şekilde... Ben sizi birazcık rahatlatayım. Biraz evvel Şengül Hanım da gözü kırmızı kırmızı oldu. Evet. Şimdi aynı duyguları şimdi sizler evet yaşıyorsunuz. Çünkü bunu yaşayan insanlarsınız. Evet. Tabii Şengül Hanım'ı da dinlerken özellikle o bölgede yaşayan 6 yaşında bir genç kızın yaşadığı şeyleri anımsıyorum, yaşıyorum. Etkilendim biraz. Bağışlayın. Öncelikle böyle bir tarihi süreci sizin de ifade ettiğiniz gibi ülkemizde bu değerlere çok fazla önem gösterilmediğini hisseden birisi olarak başta Cem TV'nin ve siz şahsınızda tüm çalışanların böyle bir günde 498 şehit, 70 Kıbrıslı mücahit, 270 Kıbrıslı Türk vatandaş kaybetmişiz ve, o dönemlerde. Evet, albaydan er rütbesine kadar herkesin şehit olduğu bir, evet, bir şehit olmuşlar. Bir kazanım, bir bedel. Bunların anıları önünde saygıyla eğiliyoruz ve dolayısıyla gerçekten duygulanmamak, bunu ifade ederken bile etkilenmemek mümkün değil. O anlamda böyle bir organizasyon ve böyle bir söyleşi için teşekkür ediyoruz size. Evet, 14 yaşındaydım. 14 yaşında, 15 yaşında o günkü koşullarda. Evet. Ve her gün duyuyoruz. Diyoruz ki Kıbrıs'ta şu oldu, Kıbrıs'ta bu oldu. Gazeteler yazıyor, radyolar anlatıyor. Biz evet de etkileniyoruz. Hatırladığım ve anımsadığım o günkü olaylar bugünkü gibi hafızamda. Okullar tatildi. Bir yerde çalışan, okul harçlığını biriktirmeye çalışan bir gençtim. Yanında çalıştığımız ailenin oğlu vardı. Ahmet Ay, Ahmet abi derdik. Yine komşumuzun oğlu vardı. Mustafa Gedik. Sağlar kendileri. Onların askere çağrıldığını duyduk. Evet. Onların askere hiçbir gidişi... Hiçbir endişe yoktu. Onların askere gidişi... Askere gidenlerde bir endişe yoktu. Evet. Onlar evet sonradan çağrıldı. Onların askere çağrılması ve askere gidişi o dönemlerde yaşadığımız duyguları bir genç olarak en iyi şekilde ifade eden bir vatan sevdalığı özelliğini sergilediler. Bırakın biz de gidelim. Sanki düğüne gidiyorlardı. Sanki düğüne gidiyorlardı. Onların o heyecanı, o coşkusu, o sevinci hem ailesindeki gurur gözlerimin önünde. Bununla birlikte o dönemlerde rahmetle yad ediyorum ve anıyorum. Bülent Ecevit'i hatırlıyorum. Necmettin Erbakan'ı hatırlıyorum. Genelkurmay Başkanı Semih Sancar'ı hatırlıyorum. Ayşe tatile çıksın hatırlıyorsunuz. Evet, en önemlisi Turan Güneş. Turan Güneş. Ve onun değerli kızının ismini kullanarak Ayşe
tatile çıksın sloganını hatırlıyorum. O zaman tabii iletişim bu kadar gelişkin değildi. Bu söylemlerin hepsi birebir insanların kendi arasında. Kendi aramızdaki fısıltılar. Evet, televizyon yoktu. Gazetelerde, çok zor şartlarda ettiğimiz gazetelerde, radyolarda. Fakat temelde şu vardı. Hakikaten vatan için, bu ülke için insanlarımızın o anda bütün kimliklerini, bütün değerlerini unutarak sadece bir tek paydada buluşması bugün özlemlenen, arzulanan bir duygu. O zaman çok farklıydı. Coşku vardı, evet, heyecan yıllar vardı, sonra, kahramanlıklar vardı. Evet, yıllar sonra tabii Kıbrıs'a defalar kere gittim. O Kıbrıs'a... Daha sonraki gidişleri sonraya bırakalım. Olur, o günkü duygularla tabii. Bırakalım. Evet. Ve o günkü duygulara sonra tekrar dönelim. Peki efendim. Bir de ben burada Muhammed Bey'in tarihsel bilgilerine de müracaat edeyim. Siz tarihsel bilgilerinizle o günü bize birazcık hatırlatır mısınız? Tabii. Ben önce Salih Bey bizi bu programa davet ettiği için sizlere, sizlerin şahsında Cem TV'ye çok teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz. Ve bugün hayatını kaybeden Beykoz Şube Başkanımız Mualla Hanım, işte Almanya'da Nordrhein-Westfalen CHP bölge temsilcisi Elif Akçin Hanım'a Tanrı'dan rahmet diliyorum. Evet, biz de rahmet diliyoruz. Ve bütün şehitlerimizi yad ediyoruz. Hepsinin ruhları şad olsun. Bu vatan için, bu memleket için canını feda eden insanlar her zaman bizim hafızamızda, onları sevgilere hiçbir zaman unutmadık. Tabii insanların yaşadığı coğrafya kaderini belirliyor. Şimdi Kıbrıs'ta bulunduğu jeopolitik konumu ile dünyada güç sahibi olan, o günün dünyada güç sahibi olan, etkili olan, etkili olmaya çalışan, işte o gün belki petrol falan yok tarihin, Kıbrıs'ın hep deniz yolları, deniz ticareti, deniz savaşları noktasında bile Kıbrıs çok etkili olmuş. Evet, coğrafik olarak konumu evet. İtibariyle herkes tarafından önemseniyor. Çok daha etkili. İşte diyoruz ki sabit bir uçak gemisi. Yani Kıbrıs'a bir bugünkü teknolojiyle bir havaalanı, askeri havaalanı yerleştirdiğin zaman, şöyle bir yay çizdiğiniz zaman Orta Doğu, Orta Asya, işte Arap ülkeleri, birçok ülke üzerinde etkili olma şansınız çok kolay. Osmanlı da o günün güçlü devletlerinden birisi. İşte 571 yılında 2. Selim zamanında Lala Mustafa Paşa tarafından 1570'te Kıbrıs'ın Osmanlıların fethi var. Evet, evet. Osmanlı topraklarına katılıyor, işte Cenevizlerden alıyor. Evet. Ondan sonra tabii Kıbrıs uzun bir süre Osmanlı hakimiyetinde kalıyor. Ta ki ne zamana kadar? Hani 1877 yılında işte Yeniçeri Ocağı'nı lav ediyor Osmanlı. İşte 93 Harbi dediğimiz bir Osmanlı-Rus Savaşı başlıyor. Ve Osmanlı o savaşta yenildikten sonra 1878'de Adana'nın evet, İngilizlerin yönetimine onun, verilmesi hayır, oluyor. Nasıl verildiği noktasında birkaç cümle söylemek onu istiyorum. Onu çok uzun anlatmayalım çünkü günümüze gelmek istiyoruz seri bir şekilde. Anladım. Daha sonra işte İngilizler bu savaşta Osmanlı'nın ezilmesini, Rusların Osmanlı üzerinde hakimiyeti kabul etmiyor. 1931'de Berlin Anlaşması'yla evet. 1878'de İngilizlere kiraya veriliyor Kıbrıs. Veriliyor. Evet. Böylece Osmanlı yönetim, toprakları yönetim İngilizlerin oluyor. Oluyor ve böylece Kıbrıs Osmanlı toprakları olmaktan çıkıyor, İngilizlerin yönetimine geçiyor. Gelelim, 1931'e gelin, ayaklanmaya gelin. 1931'e geldiğimiz zaman işte Cumhuriyet tarihinin işte Hatay, Haşhaş'ın ekimi, evet. İşte İnönü'nün Türkiye 2. Dünya Savaşı'na sokma işi ve Kıbrıs harekatı 1 Mart tezkeresi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok önemli aşamalarından biridir. Yani bunlar Türk milleti için çok önemli anlamları vardı. Yani Türk milleti bu olaylarla uçurumun kenarından dönmüştür. Yani Kıbrıs harekatına gelince orada tabii Türkiye meşru işte karantörlük hakkını kullanarak Kıbrıs'ta işte hemen harekata gelmeyelim. Evet. Biz 2000'li yıllarda Rauf Denktaş'la beraber bir Kıbrıs kitabı yapmıştık. Evet. Bu Kıbrıs kitabımızdan da faydalanarak orada 1944'te bir ilk Türk işçi yürüyüşü var. Evet. Akabinde 29 Ocak'ta bir halk oylaması var 1950'de. EOKA'nın kurulması var 1955'te. Evet. Ve oradan devam edersek 58'de Ocak olayları var. 27-28 Ocak olayları. Evet.
1960 Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşu var. 63'te de işte bu EUKA'nın Kıbrıs'ı tamamını Yunanistan'a bağlama gibi bir çatışmaları var. Yunanistan'da o zaman Yunan cuntası, işte Makaryos'u devriliyor. Artık Türklerle ilgili Şengül Hanım demin anlattılar, büyük bir katliam başlayınca o günün başbakanı işte Bülent Ecevit önce İngiltere'ye James Callaghan'la, daha sonra Henry Kissinger'la görüşerek çok güç koşullarda, çok zor şartlarda. Şimdi yine notlarıma bakarken yine biraz böyle siz aslında tarihi, ben biraz evvel dedim ki aman dedim hocam birazcık tarihi kısa keselim ama yine böyle bir noktalar var. Evet. Kanlı Noel olayları var. Evet. 1963'teki Kanlı Noel olayları. Evet. Daha sonra 64'te ambargo ve saldırılar devam ediyor. Ve böyle devam ederken Kıbrıs'taki Türk halkı iyicene daralıyor. Evet. 64-74 yılları arasında yine biraz evvel Şengül Hanım'ın söylediği gibi Kıbrıs'taki yaşayan vatandaşlarımız iyicene darboğazın içerisine giriyorlar. Evet. Ve evet gelelim 74'e. Türkiye'ye uluslararası güç, işte ABD, Avrupa büyük baskı var. Fakat bu baskıya rağmen Ecevit adaya çıkıyor. Hatta Johnson mektubu var 63'te biliyorsunuz, yani onu da atlamayalım. O da var. Johnson mektubuyla İnönü'ye işte Kıbrıs konusunda İnönü'yü açık açık tehdit ediyor. Tehdit ediyor, gitme diyor. Yeni bir dünya kurulu. Ama biz niye gidiyoruz, biz niye gidiyoruz, biz niye giderken 74'te Atlılar, Murat Ağa, Sandallar katliamları başlıyor. Evet. Yani biz oraya durup dururken gitmiyoruz. Tabii biz, Doktor Fazıl Küçükler, Denktaşlar. Evet, bunlar. Evet. Yani burada çeşitli çatışmalar ve tacizler başlıyor. Evet. Yine bunların içerisindeki Sandallar katliamı var. Katliamlar devam ediyor ve biraz evvel de bahsettiğimiz gibi zor koşullarda Erbakan Ecevit hükümeti, o dönemin harekatı ve bu konudaki cesur yürek rahmetli Ecevit, yine topu size atıyorum. Evet. Kıbrıs tabii Türkiye'nin güvenliği için çok önemli. Yani Kıbrıs Akdeniz hükmeden veyahut da ticaret, bugün de çok önemli. Bugün enerji yollarının, bugün işte tamın ortasında, geçiş noktasında. Onun için Amerika, İngiltere, işte Rusya bugün Suriye'ye gelmiştir. Yani bu önemi herkes farkında. Yani dünyaya hükmeden, dünyada ticaret yapmak isteyen, dünyada Orta Doğu'da bu enerji kaynaklarını kontrol etmek isteyen herkes için bir odak noktası. Bugün de o mücadele devam ediyor. Fakat ben daha duygusal bakmak istiyorum. Harekatla ilgili. Yok yok, şöyle ki ben duygusal bakmak istiyorum. Şunu ben de o dönemde yaşayan bir insan olarak 74 Barış Harekatı'nı biz ekonomik yönüyle düşünmedik. Biz petrol yönüyle düşünmedik. Evet. Coğrafik koşullarıyla düşünmedik. Biz insan olarak biraz evvel onun için vurgulamaya çalıştım. Mesela Şengül Hanım 6-7 yaşında bir çocuk. O çocuğun ekonomiyle hiçbir alakası yok. O canını kurtarmak istiyor. O yaşamak istiyor. O var olmak istiyor. Bütün mücadelesi yaşam. Yine dönüyoruz. Biz İstanbul ve Türkiye. İstanbul diyorum çünkü İstanbul'da bulunup siz de İstanbul'da olduğunuzu varsayarak. O dönemlerde bizler yurttaşlarımızın, kandaşlarımızın veya insanların orada katliamları bizi rahatsız ediyor. Diyoruz ki biz neden bunlar oluyor? Yani insani cepheden bakıyoruz. Bu programda özellikle ekonomik yönüyle, petrolüyle veya dış dünya mihraklarıyla değil de biz insani cepheleriyle, işte Kıbrıslı vatandaşın oradaki duygusallığı ve katliamlara maruz kalması, biraz sonra soracağım size orada bir evde ailenin, doktorun katledilmesi gibi olaylar bizim bu taraftan duyduğumuzda biraz evvel de Davut Bey'in söylediği gibi bırakın bizi gidelim duygularına geliyorduk. Yani biz o zamanlar bu duyguları yaşarken bırakın bizi gidelim diyorduk ve dönüyoruz gazilerimize. Biraz şimdi sonra bir size cümle, bir cümle bağlayayım. Türk milletinde de çok büyük bir şey yaratmıştır. Biliyorsun. İnfial. Hatta Doğu'da, Karadeniz'de, Güneydoğu'da, Ege'de binlerce vatandaş askerlik şubeleri kapısında şeye girmişti. Yani tabii, öğrenciler, cümleti vatan millet söz konusu ben olduğunda. Ben o zaman öğrenciydim tabii, gidelim diyorduk. Bırakın evet, bizi diyorduk. Tabii onun. Evet. Ne pahasına olursa olsun Türk milleti Kıbrıs konusunda çok büyük bir şey göstermiştir. Olağanüstü bir vatanseverlik, bir direnç göstermiştir. Bırakın gidelim diyordu. Tabii. De 74 kuşağı vardır. Evet. Bırakın bizi gidelim, oradaki yurttaşlarımızı kurtaralım, Kıbrıs'ta ne gerekirse halledelim, evet, gelelim zihniyeti vardı. Ne olacağını kimse düşünmüyordu. Aynen. Aynen. Aslında o zamanlar gazilerimize geçerken şunu söylemek istiyorum. O zamanlar bizim coşkularımız, vatan sevgimiz,
kahramanlıklarımız, tarihe bağlılığımız, insanlığa bağlılığımız çok daha üst düzeydi. Ve bunu en iyi o dönemin askerleri hissediyordu. Ben gazilerimize şöyle dönüyorum. 74'te Osman Bey neredeydiniz? Yani siz askerdiniz, askerdeyken nerede askerdiniz? Yani oradan biraz böyle nostaljik gidelim istiyorum. Askerliği beraber gözünüzün önüne getirin. Ne yapıyorduk? Ne oldu? Bize haber mi verdiler? Hadi savaşa mı gidiyoruz dediler? Biraz onlardan bahsedelim. Ben öncelikle şahsınızda Cem TV'ye teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bu arada yaşımı da söyleyeyim. Ben 1951 doğumluyum. Evet. Niye bunu söylüyorum? Benim çocukluğumda falan her yerde bir Makarios, Makarios, Kıbrıs, Makarios. Çocukluğumuzda yani 60 ihtilali olmuş, ben ilkokul 3'e gidiyorum. Hep bir Makarios vardı. Bir Makarios olayı vardı. İşte Kıbrıs'ta bizim soydaşlarımız vardı. Orada onlara eza görülüyordu, cefa yapılıyordu, öldürülüyordu. Yani hep bunlarla büyüdük. Bir de oraya bir şey daha ilave edelim. Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmışız. Tarih kitaplarında da okuyoruz, görüyoruz. Yunanlı'yı denize dökmüşüz. Yunanlı orada bize kafa tutuyor. Bir de Makarios diye bir adam var. Yani. Evet. Tabi bu arada onu da söyleyeyim. Söylemeden geçemiyorum da yani rahmetli dedem de benim İstiklal Savaşı gazisidir. Bolu Mengen Kıyaslar Köyü'nde Araboğlu Eyüp Yıldız İstiklal Savaşı gazisinin torunuyum. Söyledikten sonra da işte bizim çocukluğumuzda böyle bir Kıbrıs ruhu böyle hep içimizde. Ve ben hatta okula gittiğim dönemlerde de hep demişim ki ya Allah'ım bana şu Kıbrıs'ı hani göndermeyi nasip et. Dualarımız kabul olmuş. Yani göndermeyi derken oradaki... Yani Kıbrıs'a gideyim, oradaki soydaşlarımıza yardımcı olayım. Yani orada işte Rum mezaliminden, Rum şeyinden kurtarayım. Burada şunu vurgulayalım. Çünkü yine 44 sene geçmiş, 43 sene geçmiş. Bu 43 yaşında olanlar hiç hatırlayamayacak, bilemeyecekler. Nasıl bugün doğuda şu oldu, bu oldu, Suriye'de şu oldu, bu oldu deyip yüreklerimiz kıpır kıpır ediyorsa... O dönem çok daha canımız fazla yanıyordu. Evet. Çünkü Kıbrıslı yurttaşlarımız orada her gün katlediliyordu. Bir tacize uğruyordu. Dolayısıyla bizim de çocukluğumuzda yerimizde duramıyorduk. Duygularıyla hareket ediyoruz. Yani ağladığımı hissediyorum ben. Anımsıyorum bir taraftan da işte Cengiz Topel. Uçağımız düşürülmüş. Cengiz Topel Kıbrıs'ta şehit edilmiş. Şimdiki gibi şey yok, televizyon yok, iletişim araçları yok. Ancak okursak gazetede okuyoruz. Fısıltı gazetesi daha çok yaygın. Ağladığımı hissederim. Yani bilirim Cengiz Topel şehit olduğu zaman. Ve ben 12 Mart 1970'te gecikmeli olarak Denizli 11. Er Eğitim Tugayı'na. O süreçte askere gittiniz. Gittim. Acem Birliği bitti, çavuş adayı onbaşı olarak Ankara Çubuk 230. Piyade Alayı'na dağıtım oldu. Ankara Çubuk'tasınız. Ankara Çubuk'tayım. 16 gün falan oradayım. Karargah bölüğünde S4 yazıcısı olarak ayırdılar işte bizi gittik. Pardon, unutmayın sözünüzü. Ali Bey nerede o sırada? Ben... O sırada neredeydiniz? Askerliğinizde siz neredeydiniz? Elazığ'daydınız. Elazığ'dan duydunuz böyle bir harekatın başlangıcını. Evet. Yine aşağı yukarı aynı duygulardayız. Evet. Biraz sonra size de geleceğiz. Evet Osman Bey. 16. gün ben Ankara Çubuk'tayım. Bir borular çaldı, alarm verildi, bir şeyler oldu. Eyvattık ne oluyor falan dedik. 4 tane arkadaşımız da Nizamiye kapısında terhis olmuşlar. Çantaları ellerinde kapıdan çıkacaklar. Alarm vurdu. Onlar da geri döndü. Geriye gelip size katıldılar. Onlar da geri döndü. Biz o gece işte alayın koğuşları falan boşalttık. Sırt çantalarınızı falan hazırlayın. Bütün hazırlıklarınızı yapın. Gidiyoruz buradan. O gece de açık havada yattık. Çadır kurduk. Alıştırmaya başladık kendimizi. Yani size dediler ki artık ilk gidiyoruz. İlk önce peki Kıbrıs nereye gidiyoruzu söylediler mi size? İlk önce o söylenmedi. Pardon. Nereye gidiyoruzu söylemediler. Biz bunu reklamlardan sonra devam edelim. Peki. Nereye gidiyorsunuzu reklamlardan sonra Osman Bey'e döneceğiz. Nereye gidiyoruz? Evet.
Kıbrıs'taki vatandaşlarımız ağlıyor, sızlıyor. Biraz evvel söylediği gibi nerede kaldı bu Türk askeri diyor. Türk askeri geliyor reklamlardan sonra. Evet, 1974, 20 Temmuz, içinde bulunduğumuz ruh yapısıyla Kıbrıs'taki vatandaşımız nerede kaldı asker diyor. Türkiye'de ise insanımız ne zaman gideceğiz, ben de gitmek istiyorum diyor. Bu arada askerimiz harekete geçiyor. Bu arada askerimiz şunu söylüyor, diyor ki bize hadi hazırlanın dediler. Hazırlanın dediğinizde biz nereye gideceğimizi ilk anda bilmiyorduk. Ama ne zaman öğrendik ve ne yaptık? Bütün alayı, bütün askerini otobüsler geldi, sivil otobüsler. Biz helikopter indirme alayıydık Kıbrıs'a. Bizi Mersin'e, Taşucu, Ovacı'ya büyük bir bölümümüz. Türkiye sınırlarında Mersin'e gittik. Otobüslerle, sivil otobüsler geldi, Mersin'e onlarla geldik, gittik. Evet. Tırlar geldi, askeri mühimmat malzemeyi falan da tırlara yükledik. Ben de o tırlarla beraber Mersin Ovacı'ya intikal ettik. Orada... Tarihi hatırlıyor musunuz? Yani 18-19... Bir iki gün evvel. Yani evet. Evet. 17'sinde yola çıktık yani. 17'sinin akşamı otobüsler hareket etti. Tırlar mırlar hepsi hareket etti. Ovacı'ya geldik. Ovacık'ta... Bizi 20 Temmuz günü peyderpey helikopterlere, her helikoptere 10 kişi, 12 kişi tam teçhizatlı olarak sırtımızda sırt çantamız, 5 tane fişeklik, her fişeklikte 100 tane mermi var, 4 tane kütük, kütüklük, onlarda da 20-20-20-20, bir de silahımızın ağzında 20 tane. Yani biz 300-400 mermiyle helikoptere, harekatın içindeyiz. Evet, helikoptere bindik. Beş parmak dağlarını açtık. Beş parmak dağları peki, alev alev. Peki ben o sırada Türkiye'de yaşayan bir vatandaş olarak o anki duygularınızı hissetmenizi istiyorum. Yani oraya gidelim. O günkü duygunuz 20 küsür yaşındaki Osman Yıldız ne hissediyor? Ölüm mü hissediyor? Vatanı kurtarıyorum mu diyor, insanımızı kurtarıyorum mu diyor. Hangi duyguda? Yani şunu açık ve net söyleyeyim. Sanki bir düğüne gidiyorduk, bir bayrama gidiyorduk. Düğün bayram gibiydi. Göreve yani, gidiyorduk. Yani oradaki insanları kurtarmak yani bizim yolda, için bir düğün. Aynen öyleydi. Yani yolda biz mesela elimize kağıt kalem bir şeyler geçirdik mi elimize geçirdik. Hemen yazdık işte yani anımsadıklarımdan. Mektuplar anne, yazdınız diye hatırlıyorum. Anne işte biz... Kıbrıs'a hareket ettik. Oradaki soydaşlarımızı kurtarmaya gidiyoruz. Varsa hakkını helal et. Baba ellerinden öperim. Yani yolda yazdıklarımız. Ve geçtik. İşte biz Kıbrıs'a gittik. Bizi helikopterle Kırnı diye bir bölgeye indirdiler. Yani indirdiler derken helikopterle tam aşağı inmiyor tabii. Yani yarım metre, bir metre yukarıya. Hadi atla. Atlıyoruz. Bu şekilde bir alev topunun içine atladık. Orada biraz durun. Muhammed Bey'e dönüyorum. Siz orada bireysel yaşıyorsunuz. Oysa biz bu taraftan genele bakıyoruz. Yani haritanın tamamını görüyoruz. Haritanın tamamını birazcık anlatalım. Türk askerinin gücü neydi? Türk askeri nelerle donatılmıştı? Ve böyle bir harekata hazır mıydı? Ve neler yaşadığı biraz tarihsel olarak alalım. Tabii. Yani o gün Türk askerinin gücü o günün koşullarında tabii bugünkü gibi değil. Çıkartma gemisi yok. İşte helikopterleri, hava indirmesi hepsi yetersiz. Ama ne var? Azim ve kararlılığı var, yüretliği var. Evet. Ve milli ve ulusal bir ordusu var. Yani her şeye rağmen oradaki soydaşlara yapılan zulmü affetmeyeceğinde kararlı. Ama bir şey de biliyor. Etrafı... her tarafı denizle çevrili bir yere geliyorsun. Tabii. Yani bir Normandiya çıkartması var, çıkamıyor. Evet. Burada da gidemeyebilirsin ve korku var. Oraya gidince telef olacağız gibi endişeler var. Şimdi yabancı ülke topraklarında bir askeri operasyon, askeri harekat icra etmek öyle kolay değildir. Değil.
çok zordur yani. Çok eğitimli, bilinçli ve yiğit ve yürekli, azimli olmalısınız. Evet. Eğer bu duygu, düşünce, bu vatanseverlik, bu özellik sizde yoksa zaten onu başaramazsınız. Yani mesela Beşparmak Dağları, Girne'ye gittim, gördüm oraları, hep gezdim. O Beşparmak Dağları'na çıktık özellikle denizden çıkar çıkmaz karşınıza dağ çok ve hakim, dağda siperler aşağıya kurşun yağıyor. Hakim bir arazi ve mağaralar var. Yani havadan uçaklar göremiyor. Çıkartma koşulları çok şey, işte İDO'nun araba vapurlarıyla sahile çok yaklaşamıyorsunuz. Çıkmışsınız, bütün makineli tüfekler sizi tarıyor ve o gece evet. nasıl geçirdiklerini... Biz buradan böyle bakarken evet, bunları tabii. görüyoruz. Siz içinde bulunduğunuz koşullarda belki sadece bulunduğunuz yerdesiniz ama bizim endişemiz bunlar. Eyvah, bizim askerimiz orada hangi konumda diyoruz. Tabii, bir de böyle bir endişe taşıyoruz. Sabaha kadar birlikler bir koordinasyon sağlayamıyor. Beşparmak Dağları'nı aşıp birbiriyle buluşamıyorlar. Ecevit o gece sabaha kadar Ankara'da uyumuyor bütün bakanlar kurduyla. Girne'ye çıkan askeri birliğin tamamen imha olduğunu düşünüyorlar. Endişeleniyor. Fakat endişeleniyor. Yalnız o askeri birlik o gece kendini kahramanca savunuyor. Kahramanca savunuyor, karaya çıkıyor, yaralıların tedavi ediyor. İbrahim Garaoğlanoğlu biliyorsunuz evet, albay. Evet, onu evet. dinlerken hepimiz ağlamıştık radyo başlarında. Evet. Ve sabah haber alıyorlar ki askerler imha olmamış. Hani orada direniyor hepsi. İki hareket oluyor uçaklar o sırada. Uçaklar geliyor tabii. Değil mi? Osman Bey'e dönelim tekrar. İki hareket oluyor o sırada. Bir sabah 8 civarında. Sabahleyin yani harekatın başladığı sabah 8.45'te başladı harekat. Pladani plajı. Plajın eski adı Yunanlı. Şu anki döneminde. Yavuz çıkartma plajının olduğu yer Yavuz plajı. Girne'ye çıkılıyor. O plaja çıkılıyor. Sonra Yavuz plajı oluyor. Yavuz plajı oluyor evet. Burada saat 10'da ikinci bir çıkartma 50. Piyade Alayı tarafından ikinci bir çıkartma oluyor. Birinci çıkartmada istediğimiz yeterli sonucu yani, alamıyoruz. Yani korkunç derecede bir top atışı ve makinalı tüfek atışı altında askerimiz plaja çıkıyor. Saat 10 civarında da ikinci hareket oluyor. Harekat aynı plaja ikinci bir çıkartma yapılıyor ve sahil şeridi komple kontrol altına alınıyor. Yani bizim çıkartmamız başarıyı kazanıyor. Evet. Saat 2 sıralarında, öğleden sonra 2 sıralarında Rumlar tanklarla taarruza geçiyor. Tanklarla bir karşı taarruza bize karşı ama o da yine 50. Piyade Alayı'nın kahramanca savaşıyla püskürtülüyor. Peki bu arada sizinle biraz evvel de sohbetimizde konuşmuştuk. Rum askerinin birbirleriyle zincirli bağlanması gibi bir olay var. Buradan biz şunu anlıyoruz. Kaçmasın diyorlar. Bunu şimdi gördünüz, bunu, anlatıyorsunuz. Bunu ben ikinci taarruzda biz Magosa'ya kadar biz gittik. Bizim alayımız ikinci 230. Piyade Alayı olarak biz gittik. Paşaköy'ü geçtikten sonra bir tarladan geçiyoruz. Arabalarla geçiyoruz. Orada tarlanın üzerinde içinde gördüm. 5-6 tane Rum askeri bize karşı kaçmasınlar, savaşsınlar Türklere karşı diye Yunan askerleri tarafından onlar kendileri kaçıyor ama Rum askeri kaçmasın, savaşsın diye ayak bileklerinden birbirlerine zincirle bağlamış vaziyette ölmüşler. Ben onu gördüm. Kendim evet. onu bizzat şahidim. Tabii bu çok net bilmemekle beraber tanklara da zincirle bağlandığı yorumlarıyla karşılaştık. Yani duydum duymasını ama yani görmediğim için. Evet, yani bu yorumları görmedim. Bu yorumları da aldık. Peki orada ben bir şey daha söylemek istiyorum Muhammed Bey. Yine sizin bilgilerinize dayanarak söylüyorum. Biz Kıbrıs Barış Harekatı'nı bir yerde kestik. Acaba o heyecanla, o duygularla daha biraz ileriye gidebilir miydik? O güçte miydik? Gidebilirdik aslında. Fakat o gün ülkemiz üzerinde büyük siyasi, baskılar vardı. İşte 6. filo Akdeniz'de tur atıyor. Evet. Sürekli askeri. Gerçi bizim askerlerimiz o şekilde etkilenmezler. Ama tabii her şey bir güç meselesi. İşte İngiltere, İsrail o gün Akdeniz'de dolaşıyor falan. Buna rağmen o gün Türkiye'yi yönetenler, Türkiye'nin Bülent Ecevit işte, Allah rahmet etsin Necmettin Erbakan. Bunlar hiç etkilenmiyorlar. Ve askerlerimiz de etkilenmiyor. O güç koşullarda ve bir de bu kadar ağır şartlarda yapılan bir harekata barış harekatı diyorlar.
Yani onun da amaç dünya, barış. Amaç barış. Orayı yani, tamamen almak, işgal etmek değil. Değil. Bir sınırda, bir çerçevede insanını korumak. Biraz insanını evvel de korumak. Anlatmaya çalıştığımız gibi insanları korumak, oraya barış getirmek. Çok meşru bir müdafaa. Yani meşru haklarını savunan, işte hatta Atatürk'ün Anzaklar için söylediği bir söz var değil mi Çanakkale'ye? Evet, evet. Onlar bizim topraklarımızda canlarını verdikten sonra bizim misafirlerimiz olmuşlardır. Dost bir vatanın koynunda Mehmetçikler koyun koyuna uyuyorlar. Yani bu işleri söyleyebilmek de çok ince bir diplomasi gerektiriyor. Yani ve bu evet. sözü Atatürk'ün Sydney'de bir heykelin altında yazılıdır. Avustralya'da. Yani burada bizim amacımız barış harekatıydı. Hemen Şengül Hanım'a döneyim. Bu barış harekatında aslında birileri savaşıyordu ama halkın durumu neydi? Yani siz Rum vatandaşla Kıbrıs'ta yaşayan Türk vatandaşının ilişkileri nasıldı? Asker savaşı farklı bir şey. Asker siyaseti başka bir şey. Devlet siyaseti başka bir şey. Ama bu arada vatandaşsınız ve bildiğim kadarıyla bu tarafta insanlar var, öbür tarafta insanlar var. Karmaşık, birleşik yaşıyorsunuz değil mi? Tabii ki karışık yaşıyorduk. Yani 6 yaşındaki bir çocuğun hatırladıkları diye hep konuşuyoruz ama şimdi ben Doğancı'da yaşıyordum. Eski ismiyle Elye. Gaziberen vardı. Gaziberen Rum köyüydü. Yeşilyurt Rum köyüydü. Oralarda Rumlarla karışık yaşıyorduk. Genelde işverenlerin hepsi Rum'du. Tabii ki o şartlarda şöyle bir düşünüyorum da herkes birbiriyle iç içe yaşıyordu. Düşmanlık yoktu. Yani ilk etapta insanlar birbirlerini öldürmek için bir arada değillerdi. Daha sonra Yunan'dan dolayı hep onu söyledik. Yunan'dan dolayı bir düşmanlık aramızı başlandı. Aramızı Yunan bozdu. Yunan bozdu. Aramızı Yunan bozdu. Yani siyaset bozdu. Siyaset bozdu. Yani şu anda yaşadıklarımız gibi. Siyaset araya girince halk birbirine düşman oldu. O kadar düşmanlık yoktu. Anılarımdan biri de az önce de bahsettim. Bütün köy halkı belli başlı evlerde toplanıyordu. Savaş başladığı an kurşunlardan işte sanki kurşunlardan kaçılacakmış gibi 2-3 eve sığınmıştı köy halkı. Onlardan biri de bizim evle babaannemlerin eviydi. Ama çok ilginçti ve hiç onu unutmuyorum. Sokağın başında bir Rum askeri beklerdi. O Rum askeri bizlerin orada olduğunu, oraya sığındığımızı biliyorlardı. Hatta su yoktu, yiyecek yoktu. Yiyecek ve su bırakıyordu oraya. Rum vatandaşı gelip size yaşam koşullarınızı korumaya çalışıyordu. Yaşam koşullarınızı sağlamaya çalışıyordu. Aynen. Ama Yunanlı ve askerle ilgili bir savaş yani, vardı. Yıllar sonra şimdi şöyle bir düşünüyorum da o şartlarda insanlar birbirlerine kenetlenmişti. Birbirine bağlıydı. Bu kadar düşmanlık, bu kadar birbirine ihanet yoktu. Halk bunu istemiyordu. Aynen, aynen. Ama EOKA istemiyordu. EOKA bunu istiyordu. Savaş istiyordu. Şartlar belki çok farklı olabilirdi ama esirler verdik. Mesela o dönemde babam esir düşmüştü. Babam hep anlatırdı. Onun bir patronu vardı, bir işvereni vardı. Onun sayesinde ben hayatta kaldım derdi. Yaşanan acı olaylar vardı ama güzel olaylar da vardı. Bu kadar düşmanlık yoktu. Şu anki şartlarda olduğu gibi bu kadar düşmanlık yoktu. Tabii halkın arasında bir düşmanlık yok. Buradaki düşmanlık daha farklı. EOKA diyor ki ben burada diyor Türk insanını istemiyorum diyor. Türk devletini istemiyorum diyor. Onları benim irademde yaşatayım diyor. Oysa bu Türk devletinin Türk'ün kabul edebileceği bir şey değildi. Oradaki Türk insanını korumalıydı. Belli bir sınırlar içerisinde de korudu. Evet, bu savaş kaç gün sürdü? İlk taarruz 4-5 gün sürdü. Ondan sonra bir ara verildi. İkinci taarruz da Ağustos ayının biliyorsunuz 14-15 Ağustos'ta başladı. O da 15-16 Ağustos'ta yani 3 günde, 4 günde o sürdü. Yani aslında fazla bir şey değil yani. Biz bütün hadise oraya gitme kararımız gecikmişti. Bu da siyasaldı. Evet. Yani aslında gidip Türk askerinin gücü adayı da işgal edebilecek güç değildi. O dönemde öyleydi. Ama 67'lere doğru geri gidersek bizim çıkartma gemimiz bile yoktu Kıbrıs'a çıkacak. Hiçbir şeyimiz yoktu. Evet. Yani o da yoktu. Evet.
Daha sonra bu gücü Türk askeri bulduk. Buldu ve bunu yapabilecek güçteydi. Evet. Ama niyeti de bir barıştı. Bir barıştı. Dönüyoruz yine o günlerde 14-15 yaşındaki bir gencin Türkiye'de yaşadığı duygular. Sonra bu barış harekatından sonra Kıbrıs'a gittik. Yani biz önceden bilmiyorduk Kıbrıs'ta ne oldu, ne oluyor, ne yapılıyor diye bilmiyorduk. Ama bu barış harekatından sonra öyle büyük heveslerle, büyük isteklerle oralara gittik Davut Bey. Hadi şimdi oraya gidelim. Şimdi Kıbrıs'a Salih gittik. Bey, evet. Neler gördük? Tabii benim bir farklı özelliğim şöyle. O çocukken karne tatilinde yanında çalıştığım ustalarımın askere gitmesi. Evet. İkisi de mesela Ahmet Ay abimiz de Mustafa Gedik ikisi de sağ. Birisiyle evlere gidip boya işleri alırdı. Ben ona çıraklık yapardım. Birisinde bahçeleri vardı. Bahçesinde çalışırdım. Daha sonraki süreçte komşularımız olduğu için daha sonraki süreçte tabii kendilerinin anılarını, yaşadıklarını da hatırladım. Hafızama o kadar kazınmış ki sanki ben de bir çocuk gibi, çocuk olarak savaşı yaşamışım gibi. Şengül Hanım'ın taşıdığı duyguların aynısını yani tekrar hatırlatınca. Evet, hatırladım. Bir de mesela çünkü, öbür taraftaki çığlıkları duyuyorduk. Bu çığlıkların evet. düzeyini de kendi kafamızda hayal ediyorduk. Yani belki de yaşanandan da farklı da görebiliyorduk. Evet. Ve orada olmak istiyorduk. Ve bir de şöyle tabii Sayın Hocamız da ifade etti, Şengül Hanım da, gazilerimiz de. Aslında oradaki savaş yani zorunlu olarak gerçekleştirilen bir savaştı. Adı da barıştı. Ortada bir evet. kaos vardı evet. ve kaosu sonlandırmak, evet. bir barış getirmek. Soykırım vardı. Yani. Soykırım vardı. Şimdi biraz sonra onu döneceğim. Evet. Soykırım vardı. Yani biz orada daha sonra mesela size onun için söz verdim. Daha sonra gittiğimizde orada toplu mezarlar vardı. Evet. Bu şöyle, toplu mezarlar da sebepler. Şengül Hanım'ın anlatırken benim böyle bir söz anımsadım. Savaşı zenginler çıkartır, fakirler ölür derler. Evet. Çok ilginç. Oradaki halkın kendi arasındaki dayanışmasını da altını çizdi. Gerçekte böyle. Tabii canım. Halkların böyle bir derdi yok. Yok. Bu savaşların arkasında gizli olan farklı hesaplar var. Ama tabii o dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nin halk bilgisiyle evet. bunları algılayamıyor. Evet. Farklı bir hesap var ama halk orada barışık bir şekilde yaşamak istiyor. Evet. Hem hayatını sürdürmek istiyor. Hem yöneticileri hem de askerleri gerçekten barış amaçlı bir savunma hareketi, barış amaçlı bir girişimdi ve sonuçta belli bedel ödendi ama hakikaten bırakılsaydı belki de adanın tamamını alırdık. Evet. O gücü de sahiplik. Tabii ben daha sonra o dönemde özellikle ustalarımın gidip bana o çocukluk dönemlerdeki anlattıklarını yıllar sonra defalar kere gidip şahit oldum, gördüm. İşte Girne'deki şehitliği, oradaki Karaoğlanoğlu şehitliği, Boğaz şehitliğini, yine Girne'deki deniz şehitliğini, yine beş parmaktaki o mucizevi tank. Oradaki mucizevi tankın tabii genellikle gidenlerin en çok yani tarih sayfalarında ve şeyler tarafından da anlatılır. O tankın oraya nasıl çıktığı merak edilir. Komutan çağırıyor askerini, buraya nasıl çıktın diyor. Yolum düzgündü ve önümde Rum askerleri vardı. Ondan dolayı çıktım diyor. Peki indir diyor. Yolum düzgün değil, Rum askeri yok önümde diyor. Bu gelen her şeye anlatılıyor. Gazilerimize bir şey daha, bir şey daha yine altını çizmek istiyorum. Gerçekten son dönemlerde özellikle bu yaşadığımız süreçlerde yani tarihe, bu kazanımlara çok fazla önem verilmediğini hissediyorum. Orada şunu gördüm. Gümüşhane'den, ben bir Gümüşhaneli olarak söylüyorum, Gümüşhane'den, Edirne'den, Kars'tan, Konya'dan, Ankara'dan bu yurdun her coğrafyasında evlatlar yatıyor ve hepsi yan yana. Oradaki o manzarayı gördüğünüz zaman bugün yaşanan bir takım kişisel hesaplar, bir takım farklı bir şekildeki duyguların hiçbir anlamının olmadığını hissediyorsunuz. Gerçek duygu orada. Herkesin gidip o manzarayı, herkesin gidip o tabloyu görmesini özellikle istirham ediyorum. Orada yurdumuzun mozaiği bir kilimin desenleri kadar güzel
kültürünün, coğrafyasının, farklı farklı renklerin nasıl birlikte yattığını, bir amaç için nasıl bedel ödediğini görsünler. O zaman kimse ayrıştırmayı, ötekileştirmeyi, birbirinden üstünlüğü asla tartışmayacak. Bizim gençliğimizin, yani okullarımızın özellikle çok değerli hocalarından rica ediyorum, turlar düzenlesinler. Oradaki şehitliklerimizi göstersinler, Çanakkale'yi götürsünler ki bu konuda biraz fazla miktarda şey var. O ülke için, birlik beraberlik için orada bedel ödeyen insanların, gençlerin hiçbirinin birbirinden farklı olmadığını, onun için bizim asla ayrışmamamız gerektiğini, her şeye rağmen birbirimizi sevmemiz gerektiğini, bu ülke hepimize yeter, bu bayrak hepimizin, bu topraklar hepimizin, savaşa, kavgaya, kine, nefrete ihtiyaç yok. Sevgi. Sevgi paydaşında buluşalım. Yani biz, sevgi dünyasını kendimize hedef edinelim. Evet. Yazık oluyor. Yazık ediyoruz. Biz 15 yaşlarımızda bu duygulardaydık. Fakat daha sonra oralara gittiğimizde bu duygularda giden kardeşlerimizin öldüğünü, şehit olduğunu gördük. Ve üzüldük. Dedik ki bunlara gerek yoktu. Bunları barış için yaptık ama biz bunları bu şekilde değil de siyasal olaraktan da çözebilirdik. Bunlar da hiç olmazdı. Şu anda da gönderme yapalım Orta Doğu'daki savaşlara. Bunlar aslında daha barışçıl yöntemlerle çözülebilir diyoruz. Ben çok kısa bir cümle daha eklemek istiyorum müsaadenizle. Buyurun. Tabii Kıbrıs Barış Hareketi'nin sürecini anarken veya bunu hatırlarken yine Kurtuluş Savaşı'nda, yine Çanakkale'de, yine bizim Sarıkamış'ta, 1. İnönü, 2. İnönü, Sakarya muhaberelerinde. En son, tabii 15 Temmuz diyelim şehitlerimizi yad ederek hatırladığımızı, onların anılarının önünde saygıyla eğildiğimizi ifade etmek istiyorum. Gayet tabii. Tüm şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Şimdi 74 Barış Harekatı'nı yaşadık. Burada tabii en önemli mücahitlerden Doktor Fazıl'ı anmadan geçemiyoruz. Yine Rauf Denktaş'ı anmadan geçemiyoruz. Aslında programa başlamadan evvel Serdar Denktaş'la konuştuk. Bizimle telefon bağlantısı da yapacaktı, duygularını aktaracaktı. Teknik şartlarımız uygun olursa her an şu anda Kıbrıs'ta da aynı şekilde törenler olduğu için herhalde vakit bulamıyor. Bizimkilerle bir bağlantıyı kuramamışız. İlk fırsatta bir şekilde kendisiyle de bu görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Ben daha sonra 2000'li yıllarda Rauf Bey'le beraber görüştüm. Ve Rauf Bey'le beraber elimizde bulunduğumuz bir kitap hazırlığı yapıldı. Bu kitabı Kıbrıs olarak, hatta şunu söyledik, 74'te Barış Harekatı'yla kazandık bu başarıyı ama İnsanlara anlatamadık. İnsanlara anlatamadığımız için biz bunları savaş muharebe alanlarının dışında tarih kitaplarında da anlatalım dedik. Ve kendisi bize gerçekten çok yardımcı oldu. Yaklaşık 1,5 yıl içerisinde Milli Arşiv'i açtı ve bütün olayları Kıbrıs kitabında kendisinin de ağzından dinledik, yazdık ve bu kitabı da yayınladık. Bu süreçte ben yine anılarımı, ben de sizler nasıl anılarınızı anlattınız, ben de anılarımdan bir tanesini anlatmak istiyorum. İki tane anı yaşadım kendileriyle. Birinde sordum, Rauf Bey dedim, çok başarılısınız çünkü kendisi o süreçte Cumhurbaşkanıydı. Ben de kendisiyle sohbet ediyordum, öyle bir mutluluğa eriştim. Beraber sohbet ederken sordum, dedim ki, başarılarınızı neye borçlusunuz dedim. Döndü bana dedi ki, hiç unutamıyorum. Ben başarılı mıyım dedi. Tabii ben şaşırdım. Yani ben başarılı mıyım diye bir cumhurbaşkanı, KKTC'nin kuruluş başkanı, kurucu böyle başkanı. Kurucusu, böyle söyleyince çok başarılısınız dedim. Yani bizim Kıbrıs için o hayallerimiz 15 yaşındaki, 20 yaşında ne oluyor, ne olacak diye beklentilerimizi siz taçlandırdınız dedim. Peki dedi o zaman dedi şu anda dedi niye dedi seçim süreciydi. Niye dedi 8-10 tane aday var, onlar da sen değil ben yapayım diyor dedi. Ve arkasından şöyle süsledi. Bu başarı veya başarısızlığı sen ben karar veremiyoruz dedi. Tarih karar verecek dedi. Bunu söylediği sene 2000'li yıllardı. Tarih kitapları karar verecek dedi.
Şimdi hepimizin birleştiği gerçekten Kıbrıs tarihinin bir ve iki numaralı isimlerinden bir tanesi Rauf Denktaş'tır. Fazıl Küçük zaman zaman öndedir, zaman zaman da Rauf Denktaş öndedir. Yine o sırada yaşadığımız bir olayı daha söyleyeyim. Dışişleri Bakanı, dönemin Dışişleri Bakanı bizim bir toplantı sırasında, sohbet sırasında şunu söyledi. Böyle toplantıda anlatılıyordu. Yaşananlar, şimdi şu anda nasıl nostalji yapıyoruz? Nostaljide siz askerlikteki o dakikaları yaşıyorsunuz. Siz de çocukluğunuzu yaşıyorsunuz. Dönemin Dışişleri Bakanı da dedi ki KKTC'nin kuruluş yıl dönümünün mutluluğunu yaşıyoruz. Bir vatandaş dedi. Kıbrıslı vatandaş, size bakarak söylüyorum. Kıbrıslı vatandaş dedi ki, Sayın Bakanım dedi, size bir şey anlatabilir miyim dedi. Buyurun dedi. Bir mahkum diye düşünün dedi. Mahkum dedi, idam gününü bekliyor. İdam gününün de ne zaman olacağını da bilmiyor. Bu arada da sormuşlar, son dileğin var mı diye. O da demiş ki, çilek istiyorum. Gardiyan demiş ki, mevsimi değil. Benim zamanım demiş mahkum, çok. Ben beklerim demiş. Ama sen bekleyemezsin demiş. Böyle bir serzenişte bulundu vatandaş, Kıbrıslı vatandaş. Ama bizim Dışişleri Bakanımız o zaman şöyle çok güzel bir şey söyledi. Bak dedi, sabır dedi. 74 harekatından önce bizler yaşıyorduk ve yaşadığımız dönemde her gün bir kayıp yaşıyorduk. Biraz evvel siz söylüyorsunuz, biz bu taraftan bakarken siz bu taraftan bakıyorsunuz. Nerede kaldı bu Türk askeri diyorsunuz. Buradaki ne zaman gideceğiz diyor ve sonunda bir barış harekatı oluyor. O süreçte kayıplarımız bitiyor. Ve 74'ten bu yana hatırladığım kadarıyla bir bayrak direğinde bir bayrak direğine çıkıp indirmeye çalışan kişinin dışında bir ölüm yok. Yani sabır dedi. Sabır, aşağıdan yukarıya doğru fermuarı çekersin buraya gelir ya dedi. Yukarı çekmeyip onu aşağı indireceksin, sabredeceksin. Biz de sabrediyoruz. Tabii bu programda bu sabrın nereye varacağı ile ilgili ekonomi veya siyasal konulara girmeyeceğimiz için biz sadece dönemin olaylarını, anılarını, nostaljisini yaptık. Kulağıma da gelen sesler, bu programınızı tamamlasak, çünkü daha sonra bizden sonra programlar var. Son sözleri alalım Muammer Bey. Evet. Ne diyorsunuz? Şimdi, bugünle ilgili çok kısa, zamanımızı da fazla aşmadan. Tabii, Kıbrıs Barış Harekatı 74'te gerekli miydi? Gerekliydi. Gerekliydi. Çünkü evet. 60'tan 74 yılına kadar 14 yıl büyük bir asimilasyon ve soykırım. Kesinlikle gerekliydi. Ve Türk halkı her şeye rağmen adaya çıktı ve barışı sağladı. Sağladı. Tabii sadece adada sağlamadı barışı. Yani Yunanistan'da, dünyada büyük yankılar oldu. Yunanistan'da o zaman işte askeri faşist junta vardı. Junta devrildi. Yunanistan demokrasiye geçti. Türk ordusunun orada büyük bir azim ve kararlılığı. Yani bugüne geleyimine bugünkü ordu, bugünkü Fethullahçı subaylarla gidecek olsak herhalde 6. orduya sığınırlardı Akdeniz'in ortasında. Kıbrıs'a çıkmazlardı. Yani ama ben Türk milletinin sağduyusuna, Türk ordusunun, askerinin, halkının azim ve kararlılığına, vatan millet söz konusu olduğunda hiçbir şeyin hesabını yapmayacağına, vatanı milleti için hiçbir fedakarlıktan kaçılmayacağından son derece eminim. Bugün de gerekirse bugün de yapılabilir. Evet, biz o ayrıkların çıktığını kabulleniyoruz. Evet. Ayrıklar yok diyoruz. Evet. Türk askerine sonuna kadar güveniyoruz. Arkasındayız, 74 harekatında nasıl varsalar bugün de gereğini yine Suriye'de yapıyorlar, yapacaktırlar. Türk ordusu Atatürk'ün ordusudur. Evet. Milli ordudur. Bu tam bağımsızlığımızı, ulusal varlığımızı korumakta son derece kararlıdır. Biz de ordumuzun yanındayız. Gerekirse hepimiz asker olmaya da hazırız. Halkımız, milletimiz, halk müşteri olsunlar. Bu memleket çok badireler atlatmıştır. Bugünlerde geçecektir. Evet, biz ordumuza her zaman güvendik. Kahramanlıklarıyla övündük. Evet. Ve bundan sonra da aynı duygularla onlara güveniyor ve inanıyoruz. Evet. Şengül Hanım, son sözler. Bizler Atatürk'ün askerleri olarak o gün de oradaydık, bugün de buradayız. Mücadeleye devam diyoruz. Vatan sevgisi, aşk ile, Türk askerinin gücüyle buradayız diyoruz. Hep birlikte daha güzel günlere diyorum. Teşekkür ederiz. Evet Davut Beyciğim, 15'e gittik, günümüze geldik. Evet. Ben de tekrar gerçekten 20 Temmuz Barış Hareketi vesilesiyle hem şehitlerimizi hem geçmişimizi hatırlatıp ve bizi o günlere götürdüğünüz için teşekkür ediyorum. Cem TV'ye ve çalışanlarına da teşekkür ediyorum. Son söz olarak şunu söylüyorum. Savaşın iyisi
Barışın kötüsü yoktur. Barış istiyoruz. Evet. Evet, Ali Bey ve Osman Bey gazilerimiz olarak stüdyo, inşallah stüdyo biraz savaş sıcak olmaz. Olduğu için demin ben şeyimi çıkartmıştım izninizle tekrar takayım da. Evet. Ben buradan 498 şehitimizi, benim silah arkadaşımı, şehir arkadaşımı selamlıyorum. 70 tane mücahit arkadaşımızı Kıbrıs'ta can veren harekat sırasında selamlıyorum. 270 Kıbrıs Türk'ü can veren 270 Kıbrıs Türk'ünü selamlıyorum. Ve Mustafa Adiloğlu'nun dizeleriyle konuşmamı sonlandırmak istiyorum. İzin verirseniz. Buyurun. Selam sana mücahit. Mehmetçik selam sana. Selam bu topraklardan fışkıran şehit kana. Barışa, özgürlüğe, bağımsızlığa selam. Selam aya, yıldıza, ak yarınlara selam. Türk doğdu, Türk yaşadık, yine Türk kalacağız. Hepimiz bir mücahit, burçlarında sancağız. Dağlar gibi direndik, yıkılmadık yıllardır. Dün vardık, bugün varız, yarın var olacağız. Akdeniz göklerinde güvercinler salınsın. Özgürlük şarkıları dağa taşa yazılsın. Hakkın ve adaletin bükülmez kolu gibi yaşasın Kuzey Kıbrıs. Cumhuriyet yaşasın. Ağzınıza sağlık. Ağzınıza sağlık. Evet sevgili izleyiciler. 20 Temmuz Barış Harekatı 43 sene önce oldu. Bugün hatırlıyoruz ama dönem dönem hatırlamamız lazım. Balık hafızalı olmamalıyız. Kurtuluş Savaşı'nda da, Çanakkale Savaşı'nda da bir sürü kahramanımızı kaybettik. Yine aynı şekilde 74 Harekatı'nda da kaybettik. Bundan sonra kaybetmeyelim diyoruz. Hepinize teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz.